Herkese merhaba. Bugün 18 Eylül 2020 Cuma haftanın son manşet yayınıyla manşet programıyla karşınızdayız. Ne çabuk hafta başlıyor, ne çabuk bitiyor. Günler bir bir arkasına eklenerek gidiyor. Zaman geçiyor, yaş alıyoruz. Yaz bitti, sonbahar başladı. Eylül ayı ortasını geçti. Ekim, Kasım büyük belirsizliklerle geliyor. Bütün dünyada bir numaralı haber salgın, COVID-19, başkaca bir haber yok. Amerika'daki kanallara biraz baktığınızda elbette yaklaşan seçim ki artık 45 gün gibi bir süre kaldı. Başkanlık seçimiyle ilgili haberler elbette COVID-19 kadar ona paralel ağırlıkta yer buluyor ki bu da doğal. Ama onun dışında bütün Avrupa'da, bütün dünyada, bütün kanallara, gazetelere bakıyorum... İngilizce yayın yapan bütün yayın organlarını tarıyorum. Tek gündem salgın ve bununla ilgili gelişmeler. Yaşadığım İngiltere'de de öyle. Bunun önüne hiçbir şey geçmedi salgın başladığından beri ve İngiltere'de işte karantina koşulları öyle diyeyim ama tam olarak Türkçesi o değil karantina diyoruz biz. Karantina başka bir şey yani. Türkçede bazı kelimeler yani bazı kavramların kelime karşılığı yok maalesef. Ya işte konuşma esnasında halk üretmiyor ya da işte dil yeni kelime geliştirmiyor ya da işte bu konuda uzmanlar veya bu konuya kafa yoran insanlar belki yeni önerilerde bulunmuyor bilmiyorum. Bazı kelimelerin tam olarak karşılığı yok. Mesela karantina değil esasen COVID-19'da mücadelede yöntemlerden biri. Kendimi karantinaya aldım diyor. Şimdi bu yanlış bir şey. Kimse, yani kendini karantinaya almak diye bir şey yok. Karantina şudur. Bir yerde bir salgın varsa, bir yerde bir illet, bir yerde bir sağlık olayı ve bulaşıcı bir sağlık olayı varsa e, o bölge tam anlamıyla e, kuşatılır, e, çerçevelenir ve oradan e, çıkışlar ve oraya girişler engellenir. Tam anlamıyla. Karantina alınan Karantina altına alınan bölgeye giriş olmaz, oradan çıkış da olmaz. Hatta bu korona günlerinin başında hadisi şerifler falan bile bu konuda hep hatırlatılmıştı. İşte bir yerde veba salgını olduğundan bahsediliyor. İşte oraya girmeyin oradan da kimse çıkmasın falan gibi ta asr-ı saadet döneminden örnekler veriliyor. Ta o zamandan gelen bir şey bu. Şimdi bu olay o değil. Lockdown deniyor. Shutdown kelimesini de duydum ben Amerika'da. Yani lockdown kelimesi e, kapanma olarak belki çevrilebilir. Yani e, tedbirler, kısıt kısıtlamalar bütünü olarak çevrilebilir. Yani olan şey şudur, herhangi bir bölge karantina altına alınmıyor, giriş çıkışlar yasaklanmıyor ama sınırlanıyor. Girerken çıkarken kontroller yapılıyor veya işte e, self-isolating deniyor yani kişinin kendini izole etmesi dış dünyadan. Evde karantinaya almak diyorlar ama işte o, o, da değil. Kişi evine kapanıyor ve evinde dahil kimseyle görüşmüyor veya evinin bir odasında yaşamını sürdürmeye çalışıyor ve gerekli tedbirleri uyguluyor. Lockdown dediğimiz İngilizcesi orada da yaşam yavaşlıyor. Ee, insanların bir araya gelmesinde belli önlemler devreye giriyor. Mesela İngiltere'de şu anda 6 kuralı var. Yani 6 kişi bir araya gelebiliyorlar. İçeride ve dışarıda. Sokakta veya bir evin veya bir mekanın içerisinde 6 kişi bir araya gelebiliyor. 6 kuralı. Okullar açık ama okulların e, kiminde e, maske kuralı var, kiminde işte okula çocuklar bırakılırken al, veya orada okuldan alınırken bir takım tedbirler yürüdükte. Bir tedbirler bütünü esasen işte testle alakalı konular, tedaviyle alakalı konular. Ağırlıklı olarak iki kelime var. Lockdown denen olay ve self-isolating denen olay. E kişinin kendini evinde izole etmesi. E lockdown denen olay yani kapanma hali veya işte önlemlerin, kısıtlamaların alınması bölgesel olarak yapılıyor. Bu Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle, İngiltere'de de böyle. Mesela İngiltere'de belli bölgeler, belli şehirlerde bu uygulanıyor şu anda. Ve acaba milli ulusal bir kapanmaya gider mi gitmez mi bu konu bu tartışılıyor. Türkiye'yi bilmiyorum. Türkiye'de biraz her kafadan bir ses çıkıyor ve artık resmi yetkililere güven çok da kalmadı. E, zaman ne getirecek ne e, gösterecek bilmiyorum. Cumhur İttifakı'na kötü haber aslında çok kötü haber var. E, ve Cumhur İttifakı'nın uykusunu kaçıracak çok şey var ama ağırlıklı olarak ülke ve dünyayı şu an etkisi altına alan Covid-19'dan bahsetmek istedim ki ülkeden gelen haberlerde böyle yani genel olarak sağlık çalışanlarının artık iflasın eşine geldiği hem duygusal olarak hem psikolojik olarak hem de fiziki olarak iki hastane kapasitelerinin artık taşımadığı haberleri geliyor. Bir de çok enteresan bir şey Avrasya Araştırma Anketi'nde ülkede %11.4 koronavirüsün varlığına inanmıyormuş. Bir de böyle bir bilgisizlik var. %33 ise %10, %11 inanmıyor, %33 ise salgının abartıldığını düşünüyor. İnanmayan ve salgının abartıldığını düşünen insanların oranını topladığınızda %44'e geliyor. Evet. %15.6 ise Virüsün Türkiye'nin ekonomisini bozmak için dış güçler tarafından getirildiğini söylüyor. Yüzde 15 virüs diyor, ekonomimizi bozmak için dış güçler tarafından Türkiye'ye getirildi. Zannediyor ki Türkiye'de bu salgın sadece ve işte ithal bir salgın falan. Güler misin, ağlar mısın? Ee, ama böyle de bir ayrıca, ayrıca da bir bilgisizlikle mücadele var. Tüm bunlar olurken Sağlık Bakanı çıktı dedi ki. İşte efendim biz birazdan bakacağız ona. Biz korona pozitif olan, Covid-19 pozitif olan hastaları özel araçla evine bırakıyoruz. Semptomlar ağırlaşırsa, ağırlaşırsa da ambulansla evinden alıp tedavi altına alıyoruz. Böyle özetlenebilecek bir açıklama yaptı. Ve bütün illerde bunun olduğunu söyledi. Altındaki yorumlara bakın. Bir tane teyit eden e, bilgi yok. Fakat bunu görünce şunu düşünüyor insan. Diyor ki yani şimdi siz herkesin kolaylıkla check edebileceği herkesin bilebileceği bir şey söylüyorsunuz. Yani gerçekliği tartışılan bir konu söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki COVID-19 pozitif çıkan insanları biz özel araçla evine bırakıyoruz. Şimdi insanların artık çevresinde bu vakalar artmaya başladı ve insanlar böyle bir şey oluyor mu olmuyor mu biliyor. Hayatından biliyor yani. Kendisinde ailesinde olmasa bile bir yakınında, bir arkadaşında, mahallesinde var yani. Doğru olmadığı ...gerçekliği patlayacak olan e, olayı telaffuz ediyorsunuz. Hatta bir ileri aşamasına götürüyorsunuz. Semptomlar ağırlaşınca ambulansla alıyoruz biz onu diyorsunuz. Böyle olmadığına dair de bir sürü yorum geliyor. Yani halk biliyor. Peki halkın kolaylıkla çek edebileceği, teyit edebileceği konuları siz nasıl bu kadar kolay... ...üfürüyorsunuz diyeceğim de demeyeyim. Nasıl bu kadar kolay söylüyorsunuz? Açıklamanıza kendinize inanıyor musunuz? Bir de bunlar söyleniyor ülkede ama... İşte biraz evvel söylediğim konuyla bağlantılı. Tamam. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu lafına bir sürü insan inanmıyor ve altına döşüyorlar tweetleri. Ama Avrasya araştırmaya bakın. %11.4 varlığına da he inanmıyor virüsün. %33 ise abartıldığını düşünüyor. Şimdi kitle bu. Yani %44'lük kitle ya varlığına inanmıyor ya da işte abartıldığını düşünüyor. Bu kitleye de bakan böyle konuşunca Demek ki o lafların kitlede bir karşılığı var. Çok da şey etmeyin. Evet. Bağlı olarak ekonomik veriler de ağırlaşıyor. Ama bakalım bugün seçim olsa ne olur? Cumhur İttifakı'na kötü haber Metropol Araştırma'dan geldi. Ve Metropol Araştırma'nın sonuçları şu. Ağustos araştırması, bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Kararsızları dağıtmıyor Metropol Araştırma, Özer Sencar öteden beri. Ben defalarca programlarımızda da ağırladım. Kanal Türk bugün TV günlerinde Türkiye'de Özer Sencar'ı, Profesör Doktor Metropol Araştırma'nın başındaki isim. E kendisi kararsızları dağıtmayız. Kararsız kararsızdır. Kararsız oylar partilere dağıtılmaz. Biz buna bir istatistik bilimi açısından karşıyız diye her defasında açıklamıştır. Ondan dolayı burada görüyorsunuz kararsızlar %11.2 olarak duruyor orada dağıtılmamış. 31.2 AKP, 21.2 CHP, 7.6 HDP ve İyi Parti görülüyor ona yakın aynı şekilde MHP var ve yeni kurulan partilerse yok. <laughs> yani Saadet Partisi'ni 1.4 onun yarısı kadar DEVA ve Gelecek Partisi var. Durum böyle. Ee, bu pazar seçim olsa e, Cumhur İttifakı'na e, kötü haber e, olarak e, verilecek olan şey şu. 31 ile 7'yi topladığınızda 38 yapıyor yaklaşık. 38 ile de siz ne Cumhurbaşkanı'nı seçebiliyorsunuz birinci turda ne de mecliste bir çoğunluk elde edebiliyorsunuz. Muhalefet çoğunluğu daha yüksek. Fakat muhalefette de şöyle bir hikaye var. Biraz daha yaklaştırarak oranları söyleyeyim. İşte AKP esasen bu kötüden iyi çıkartmayı başarıyor her defasında. Nasıl yapıyor? milli meseleleri falan öne sürerek esasen muhalefet blokunda CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi deva ve gelecek olsa bile şunu yapıyor. İyi Parti'yi yanına çekiyor. HDP'yi şeytanlaştırıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. 30 ile 35 ülkeyi yönetmeyi sürdürüyor. Ondan dolayı bu kötü haber mi, iyi haber mi? Mesela Doğa Ergil bunu paylaşmış. Bir, AK, AK Parti erimiyor. Türk siyasetinin en somut siyasal örgütü olarak duruyor. Muhalefet dağınık sağlam bir ittifak oluşturmadan etkisiz. Yeni kurulan partiler birer tomurcuk olmaktan ileri gidememiş. HDP'yi dışarıda bırakmak muhalefete yaramıyor. Öyle olunca da AKP 2023 değil 2053 vizyonuyla yürüyor. Erdoğan, 2053'te yaşar yaşamaz ayrı bir konu ama kendi sülbünden veya kendi ailesinden gelen birilerinin veya kendi işte ideolojisinin veya neyse bir ideolojisi olduğunu zannetmiyorum ama kendi rant ekonomisinin, saltanatının 30 yıl daha devam etmesi için plan yapabiliyor. O arada iktidarın medya unsurları ise. AKP yaptığı reformlarla Türkiye'nin yasakla Türkiye'nin yasaklar ülkesi olmaktan çıkmasına hizmet verdi diyor Abdülkadir Selvi. Ben Abdülkadir Selvi'yi tanırım o da beni tanır. 1998-99 yılı Ankara TGRT bürosunda benim haber müdürümdü. Daracık bir büroda, bir 8-10 muhabir vardık. Ben Anavatan Partisini takip ediyordum. O da bizim haber müdürümüzdü. Aklı başında gerçekten o gün için haber yönetimi, büroyu sevk ve idaresi anlamında hiçbir şey söyleyemem. İşini iyi yapıyordu. Ama büyük bir ayal kırıklığı yani. O adamdan bugün nasıl böyle bir e, unsura devroldu, oldu, e, nasıl bir unsura, böyle bir unsura dönüştü şaşırıyorum yani. Çok şaşırdığım insan var. Mesela biri de Nagihan Alçı'dır. Akşam gazetesinde iki sene aynı masada, aynı yonca masada çalıştık. Karşı karşıya oturuyorduk. Ona da çok şaşırıyorum ama dediğim gibi işte kanan kandırılan meselesi hep söyleniyor ya bu kanma ve kandırılma meselesi değil. Gerçekten hepimizin hepimizin yani ben yalnız değilim pek çok insan var böyle hepimizin hayatlarında büyük e, hayal kırıklıkları yani. Abdülkadir Selvi ile 17 Aralık'tan sonra CNN Türk'te bir programda karşılaştık. Merhaba abi dedim selam bile vermedi yani enteresan. Nagihan Alçı ile de aynı şekilde gene CNN'de başka bir program vesilesiyle karşılaşmıştık. Aramızdan su sızmayan günlerimiz vardı iki sene. Aynı bir oda, aynı masada çalıştık. O da dönüp ilgilenmedi bile. Tuhaf yani. Tuhaf, tuhaf değişik. Ben de o zaman çok, e, ne derler, <laughs> çok iyiymişim yahu. Türkiye modeli dünyada yok demiş Recep Tayyip Erdoğan. Efendim. Türkiye modeli dünyada yok. Bu da hürriyet böyle kocaman görmüş. Efendim neymiş o? Avrupa Amerika demokrasi ve ekonomide yerle yeksan olsa bile biz milletimizi kalkındırmaya, hak özgürlükleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu fotoğraf bir düğünden e, Taha Ün isimli şahıs Erdoğan'ın kitabını da yazdı. E, Erdoğan hele şu son özellikle 2010'lar, 12'ler, 13'ler, 14, 15'lerde aman Allah'ım yani bir numaralı reisçiydi. E, Emine... Erdoğan'a çalışan bir hanımla evlendi. Düğünü de düğünde de nikah şahidi Erdoğan'dı. Bu çok yeni birkaç sene önceki bir hikaye. İşte burada başka Erdoğan'la fotoğrafı çok var böyle fotoğrafı. Gözaltına alınmış sabah. Yine hiçbir tebligat gelmeden, hiçbir telefon açılmadan bir sabah polis kapımıza dayandı falan diyor. Evet. İhtilal kendi evlatlarını yer derler ya. Gerçi ortada bir ihtilal de yok. İhtilalin kendi evlatları değil yani evlat denmeye değmeyecek insanlarla bir şey yürüyor. Hadi bakalım yani. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demekle gurur duyuyoruz. Bu cephe öyle de öbür cephe farklı mı yani işte? Muharrem İnce. Olay bitmiş hala tweet atmaya devam ediyor. <laughs> ya da sonradan e, uyandı bilmiyoruz yani. Dedim ya gemi batarken direkt boyamaya devam yani. Ne diyeyim yani? Emekli diplomat Onur Öğmen demiş ki... ...tehlikeli bir yalnızlıktayız. Ne için söylediğinin önemi yok. Evet yalnızsınız. Yani Onur Öğmen... ...Evet. Dersim katliamı ile alakalı... meclisteki bir oturumda... ...onu hafife alan sözleriyle hatırlıyoruz. Yalnızsınız yani. Hep söylüyorum yani. Sol çok parçalı. Ve işte muhalefet de çok parçalı. E, ve iktidarın en büyük şansı bu. Demokratik sosyalizm mi, sosyal demokrasi mi? Demokratik sol mu, sosyal demokrat mı falan. Bununla hala tartışıyorlar falan. Sonra da diyorlar ki tehlikeli bir yalnızlıktayız. Aslında burada kastettiği Türkiye. Ama yasa, e, özelinde kendileri de öyle yani. Bahçeli'nin e, tabipler birliği kapatılmalı çıkışı devam ediyor. Bu hekimleri çok üzdü hain dedi hatta koronadan tehlikeli dedi virüs benzetmesi yapıyor. Ya ne kadar dilleri zehirli insanlar böyle. Yani çok tuhaf yani. Ne kadar dilleri zehirli. Yani sağlık çalışanlarının yerine kendinizi koymaya çalışın. Zordur koyamazsınız ama yani ne kadar ağır bir şey yani. Doktorlar, hemşireler Orada bir mücadele içerisindeler ve bir tanesi çıkmış diyor ki işte siz koronadan daha tehlikelisiniz falan. İnsanlar ölsün istiyor yani salgından falan kırılsın doktoru hemşiresi şeysi falan. Yani, yani varlıkları insanlığa, insanlığı tehdit eder hale geldi bu politikacıların yani. Enteresan, insanlığı tehdit ediyorlar yani. Büyük tehditler, büyük güvenlik sorunu. Hani ulusal güvenlik sorunu derler ya. Hani bir numaralı ulusal güvenlik sorunu Erdoğan'sa belki iki numaralı ulusal güvenlik sorunu şu günlerde devlet bahçeli yani. Ve laflarıyla insanlığı tehdit ediyorlar. Şevklerini kırdıkları sağlık çalışanlarının elinde yoğun bakım hastası var binlerce. Ayıp yahu. Bu da onun avanesi. Semih Yalçın bu Marksist yuvasının dağıtılmasının en azından tekelinin kırılmasının zamanı geldi. Yani ya ne Marksizmi ne öbürü ne biri ya arkadaş bu mücadele yahu bir sağlık mücadelesi. Yani kafa orada yani. Eğer beddua olmayacaksa yani bu şu illetle bir yaka paça olsunlar da görsünler bakayım ne oluyor. Hastaneye düştüklerinde, yoğun bakıma düştüklerinde doktorları sen Marksistsin, sen değilsin, sen ülkücüsün böyle. Bana ülkücü doktorlar baksın falan mı diyeceksiniz o zaman? Şuna cevap verin. Ey milliyetçiler. Karar. Uygur avı yürüten Pekin'in üçüncü ülkeler üzerinden Türkiye'ye iade baskısı yaptığını Karar Gazetesi gündeme taşıdı diyor. Times ve Guardian'da benzer iddialara yer verdi. Son olarak forum polisi yüzlerce kişinin geri gönderme merkezine yollandığını ileri sürdü ancak aylardır kamuoyunun gündeminde olan konu hakkında Ankara'dan açıklama gelmedi. Bunun için bir şey söylesene tabipler birliğine laf yetiştireceğine. Türklükle ilgili konularda, milliyetçilikle ilgili konularda hele böyle amblemi de bu olan falan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ileri gelenleri. Bu konuda bir şey yapsanıza. <laughs> bu da bir başkası. Ağır Ali oğluymuş efendim. Özellikle bu dış politika konusunda sesinde kıstım ama altyazı var. Oradan okursunuz ne dediğini. İşte efendim Fransa'ya ayar veriyor, Yunanistan'a ayar veriyor vesaire işte filan. Yani iktidar boşsa muhalefette bu. Artı... Milliyetçi iktidar oysa milliyetçi muhalefet de bu. Hani İyi Parti MHP'den kopanların kurduğu parti ya. Bu da sözcüsü. Ağar Alioğlu. Fransa'ya ayar veriyor, Yunanistan'a ayar veriyor. Yunanistan'a ayar verirken diyor ki 12 milyara işte diyor şey almış, jet almış, silah almış. Yahu diyor sen onunla bizim diyor gözümüzü korkutacağını mı düşünüyorsun yani? Biz diyor o kadar telekomda diyor dolandırıldık yahu diyor. Bize diyor o şeyler koymaz diyor. Yani. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Yunanistan'dan çekinecek durumumuz yok. 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapmış. 12 milyar dolarlık silah anlaşmasından korkmayız. Yunanistan'ın almayı hesapladığı kadar parayı biz Telekom'da dolandırıldık. <laughs> Allah akıl fikir versin ya. Diyecek hiçbir şey yok. Faik Öztürak, CHP'nin sözcüsü, Anayasa Mahkemesi milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını iade etti diyor. İhlal ettiğine hükmetti diyor. TBMM'ye geri dönmelidir diyor. Olur. Alacaklar. Onu zaten hani bir şeydi kaptı kaçtı gibi bir gece yarısı operasyonuyla ki habersiz kararlar okunarak Enis Berberoğlu hakkındaki karar okunarak vekillik düşürüldü. Ayrı bir konu. O arada iki HDP'li milletvekili de düşürüldü. Başta Leyla Güven. Yani onlardan bir kere de onlardan da bahsetmiyorsunuz. Berberoğlu için hak ihlali kararı. Meclis yeniden karar alabilir. Geçmiş olsun. Peki CHP ne yapacak yani? Böyle bir durumda o meclisi o iktidara dar etmesi icap eder. Ama dediğim gibi hep böyle bu tür şeylerde bir bardak suyu içip devam ediyorlar. Ve bu olayda eskiden üç gün konuşulur unutulur da artık o da değil. Yani işte sadece günü birlik konuşuluyor ve unutuluyor. Sözcü kocaman manşet atmış. Hapse atılması, siyaset yapma hakkının elinden alılması hak ihlalidir benim yanımdaki kardeşime, benim yanımdaki arkadaşıma, hadi diyelim dava arkadaşıma, parti arkadaşıma, milletvekilime birisi bu numarayı çekecek. Ben de hala onunla beraber aynı çatı altında siyaset yaptığımız veya çalıştığımız veya bir faaliyet götürdüğümüz şey yerde devam edeceğim. Uğramam bir daha oraya, o, o semte uğramam yani. Bu işler böyledir yani eğer sahip çıkıyorsan. Anca bağırıyorlar. Cek cek cek. Enis Berberoğlu'nun seçilme hakkı ihlal edildi. Ağır hak ihlaline tescil. CHP 2. üst üste meclise dönmeli. Cumhuriyet de böyle görmüş. Peki ben bu cumhuriyetçilere sorayım. Siz de cumhuriyeti gasp ettiniz. Can, e, Can Dündar ve arkadaşlarını Murat Sabuncu falan başta Erdem Gül başta hepsini sattınız. Saraya ihbar mektubu yazdınız ve hop bir gece yarısı operasyonla Cumhuriyet Gazetesi'ne geldiniz, oturdunuz. Bir sürü yazarı, yöneticiyi gönderdiniz. Emre Kongarlar vesaire de bunu içine sindirdiler. Hala orada yazıyorlar. Ayrı bir konu. Mustafa Balbaylar falan döndü. Mine kırık kanatlar falan. Yarın öbür gün bu konuda da bir hak ihlali tescil edildiğinde siz de eski cumhuriyet yöneticilerine teslim eder misiniz anahtarı? Ağır hak ihlaline tescil. <laughs> Haydutluğa boyun eğmeyeceğimiz anlaşılmıştır diyor çevireyim. Yani mahallenin ağır abisi biziz yani. Başkasına asla vize yok. O arada Beştepe'ye yeni bir birim kuruluyormuş efendim. Stratejik İletişim Kriz Yönetim Dairesi Başkanlığı. Psikolojik Harp Dairesi deyin geçin. Psikolojik Harp Dairesi. PHD. Artık psikolojik harbi de saray, iletişim, işte kim var başında Fahrettin Altun, propaganda bakanı yönetecek, psikolojik harp. Propaganda algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele edecekmiş efendim. Pelikan'a bir kat verirler, o da TV'ye bir oda verirler, adı üstünde. Cumhuriyetçilere bir temsilcilik açarlar. Bu şekilde de yürüyebilir. Sözcü gazetesi hala biraz daha güçlü ispat etmesi lazım ama en azından başvurusunu alırlar. Haberdar gazetesi manşetten demiş ki tele ekran tamam sıra evlere kurulmasına. George Orwell'ın totaliter rejimleri anlattığı 1984 kitabındaki ütopik düşünceler hatta Orwell'in düşünemedikleri dahi AKP ile bir bir hayata geçiriliyor. Son olarak Soylu, Süleyman Soylu, Türkiye'nin bütün lokasyon, asayiş ve trafik kameralarını saraya bağlayarak oradaki ilgili birime aktaracak yeni bir sistem kurduklarını açıklamış efendim. Big Brother, 1984'de okuyun, filmi de var, kötü, romanını okuyun. Yani o kitabı okumanızda yarar var. Mümkünse İngilizce aslında, değilse Türkçesi de var, okuyabilirsiniz. Big Brother is watching you. Büyük Birader sizi gözlüyor. Bunu bu şey üzerine oturtulmuş bir kitaptır. Küçük hacimli bir kitaptır. George Orwell 1950'li yıllardan 1984'e projeksiyon tutmuştur. Ama 36 sene sonra halen yaşanmaktadır 1984. Psikolojik harp merkezine ne gerek var var ama yani neticede medya yani bak işte Covid aşısı Kasımda geliyor demiş yani medya çalışıyor ama bunu yeterli bulmamışlar mesela Türkiye yazmış bugünkü gazeteler yerli aşı yıl başında yani bunlar yapılıyor ama yeterli bulunmadığı için ayrıca daha böyle artık şumurlu bir psikolojik harp merkezine ihtiyaç var Halil Sezai tutuklanmış. Yani AKP sözcüsü bile bununla ilgili açıklama yapıyor. Ne üzerine vazife ise basit adi bir olay. Bir yerde bir tartaklama hadisesi var. Taraflar belli. Şikayet eden, şikayetçi işte falan işte mahkeme falan bakar yürüne gider yürü şey yapar. Yani olayın bir siyasi tarafı ne bileyim bir ekonomik tarafı şu bu öne arka bir şey yok. Basit bir hadise yani. Kamu oyuncu tanınan bir kişi olup olmaması da önemli değil. AKP sözcüsü yemiyor içmiyor. Niye bununla ilgili tweet atıyor? Yani... Ama dedim ya yetmiyor yani. Psikolojik harp merkezine ihtiyaç var. Sözcü. Halkına maske dağıtamayan Yunan silah peşinde koşuyor. Psikolojik harp merkezine gerek yok. Yani bak sözcü yapıyor görevini. Ama demek ki yetmiyor. Hem akılları yok hem paraları yok. Ya bu nasıl bir mantıktır yani? Yunanistan halkına maske bile dağıtamıyor ama silah peşinde koşuyor falan. Yani i̇ktidarın troll vekili gibi konuşuyor. İktidarın troll vekili gibi manşet atıyorlar yani. Tweet atan troller var ya onun gibi bir şey yani. Üzülüyorum yani Çiğdem Toker gibi gerçekten saygın bir isim burada yazıyor yani. İsmet Paşa'nın torunu Metin Toker'in kızıdır. Kendisini çok iyi yetiştirmiş bir gazetecidir. Hranting Vakf Vakfı medyada nefret söylemi ve ayrımcı söylem... 2019 raporuna raporunda bir tane bile bu cemaat soruşturmaları ve bununla ilgili mağduriyetlere ilişkin tek satır bile bir şey koymamış yani. Hrant Dink Vakfı bunu yaparsa daha ne diyelim yani. Açın bakın internette var. Okuyabilirsiniz. Medyada nefret söyleme, ayrımcı söylem 2019 raporu. Herkes kendi mahallesine bir şey yani. İşte bu da Sağlık Bakanı'nın paylaştığı video. Demek ki hala psikolojik harp merkezine ihtiyaç var yani. Şimdi Sağlık Bakanı burada diyor ki altyazıda da görüyorsunuz. Yani diyor 16 Eylül itibariyle yani diyor biz diyor pozitif çıkan vatandaşı arabasıyla evine bırakıyoruz. Semptomlar artarsa tekrar ambulansla alıyoruz, tedaviye alıyoruz. Evinden alıyoruz, tedaviye başlatıyoruz. Bu açıklamayı teyit eden bir tane bile bir yorum. Yarım satırla dahi görmedim. Ama Demek ki var böyle bir kitlede karşılığı ve bakan işini iyi yapıyor o yönü itibariyle. Fakat gel gelelim psikolojik harp dairesine ihtiyaç var. Onun için kuruldu yani. Gündemimize dönelim. Covid gerçekten büyük bir gündem. Karantinadakiler ilan edilsin önerisi Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal'dan gelmiş. Covid-19'da mücadelede en önemli şeylerden biri şeffaflık. Bakın yani ben İngiltere'de yaşıyorum ve burada devletin e, sağlık bakanlığının işte ne bileyim BBC'nin kamu yayın kuruluşu ulusal sağlık sisteminin ve gazetelerin eee koronavirüsle alakalı linklerine veya adreslerine veya sitelerine girdiğinizde harita çıkar karşınıza ve hangi haritada gün gün haritanın hangi bölgesinde, hangi belediyede, hangi şehirde, hangi işte seçim bölgesinde neyse parçalanmıştır idari olarak İngiltere. Gün gün vakalar, laboratuvar test sonuçları, ölümler, her şey listelenmiştir. Kendi mahallenize, kendi sokağınıza kadar görebilirsiniz. Ben girdiğimde o siteye oturduğum mahallede kaç tane vaka var dün baktım yani. Benim oturduğum mahallede vaka yoktu ama yan mahallede vardı. Görüyorsunuz 3-5 vaka şurada var, 10-12 vaka burada var. Böyle mahalleye kadar iniyorsunuz. Parça parça, parsel parsel görebiliyorsunuz. Artı temaslıların takibi var. Geriye doğru hikayesi alınması gereken tedbirler, korunma tedbirleri vesaire vesaire. Şeffaflık esas. Şart. Ama hangi ilde kaç vaka var? Kaç ölüm var? Bu bile açıklanmıyor. Türkiye'de total bir şeyi böyle koyuyorlar. Onun için Diyarbakır ayağa kalkıyor. Bugün diyor Türkiye'deki ölüm rakamını biz kapattık. Çünkü açıklanan ölüm rakamı kadar Diyarbakır'da o gün insan öldü diyorlar. Yani Covid'den. Peki 80 vilayette ölüm olmadı mı? Ankara Belediye Başkanı geçen haftalarda söyledi. Vaka sayısına baktım. Bugün Ankara'daki vaka sayısı kadar Türkiye'de vaka olduğu açıklanmış ama diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi diyor. Başka Ankara dışında başka 80 vilayette vaka yok mu? Var elbette de işte rakamlar oynanıyor yani. Milli Gazete Türkiye'deki 126 devlet üniversitesinin toplam bütçesi ABD'li Stanford Üniversitesi'nin bütçesinin ancak yarısına denk geliyor manşetini atmış. ABD'de Stanford Üniversitesi'nin yarısı bütçesi Türkiye'deki 126 devlet üniversitesi. Şimdi bunun, bunun güzel bir maksadı var. Birazdan ona geleceğim de Stanford Üniversitesi Türkiye'de çok konuşuluyor şu ara. Neden konuşulduğunu da bilenleriniz de biliyor. Çok acı bir haber bu. Ayrıca yani gerçekten Türkiye'de üniversitenin adı yok. Hani Türkiye Türkiye'nin içinde de yok maalesef. Dışarıda zaten yok da Hani Stanford Üniversitesi çıkışlı insanların dünyada epey bir şansı var. Ama <laughs> Türkiye'deki üniversitelerde böyle bir şans yok. Ee, o eğitim denkliği, üniversite denkliği falan büyük bir yalandır. Ee, öğretmen olsanız, doktor olsanız, mühendis olsanız, hukukçu olsanız ne olursanız olun İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya gittiğinizde o diplomanızın hiçbir işe yaramadığını, o okulu tekrar dışarıdan veya içeriden bitirmek zorunda olduğunuzu görürsünüz. O ayrı bir konu. Ama ee, vahim 126 üniversitenin, devlet üniversitesinin toplam bütçesinin Stanford'un yarısı kadar etmemesi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'li grup başkanı herhalde Tevfik Göksu'yla İyi Partili üye Taylan Yıldız'ın tartışması. Taylan Yıldız, metrolarda internet olmalı efendim falan filan deyince ona cevap veriyor ve böyle müstehzi bir üslupla internetçi arkadaş falan diyor. Tamamen kaba. Aşağılamak istemedim falan filan demiş ama şeylerin bu tiplerin zihniyeti bellidir yani. Lafın gelişinden anlarsınız. Yani o videoyu da seyrettiğinizde görürsünüz. Muazzam bir aşağılama ve tepeden bakma var. İşte bu arkadaş Stanford çıkışlıymış. Taylan Yıldız. Türkiye'de hala böyle Stanford vesaire mezun olup belli yerlerde bu tiplerle mücadele etmeye çalışan insanlar var. O açıdan da ümit var olmak gerekiyor mu bilemiyorum yani. Sonra da tekme tokat kavga çıkmış. Bir başka üye üyeye Tevfik Göksu şey diyor, büfeci diyor. Muazzam bir şekilde de yansıtıyorlar. Bir numaralı büfeci kendileri halbuki. <laughs> Hiç unutmuyorum. Vefatından az bir süre önce, birkaç ay önce Ufuk Güldemir benim eski patronum Habertürk.com'da bir analiz yayınlamıştı. Büfeci İslamı diye. Nisan Mayıs 2007 vefatından birkaç ay önceydi. Mart Nisan ya da Mayıs 2007 idi. AKP'lilerin, eee AKP'lileri anlatıyordu. Büfeci İslamını diyerek. Ben onu Twitter'da da Büfeci İslamı olarak o yazıyı paylaştım. Merak eden açıp okuyabilirler. 2007'den bugüne bakan yönü itibariyle muazzam bir analizdir o. Hala geçerliliğini koruyan bir analizdir. Büfeci İslam'ı. Büfeci bunlar esasen de işte kendileri bir numaralı büfeci olduğu halde sağ sola büfeci diyorlar. Üzeri kapatılan JITEM davasında korucuların avukatlık ücretini valilik ödemiş diyor. İşte neden reddediyorlar işkenceyi, işte ne bileyim 6-7 Eylül olaylarını, faili meçhulleri filan falan. Çünkü bunlardan dolayı büyük tazminat ödeyecekler ve devlet her defasında özür dileyecek tazminat. Bu, bu işlerin altına girmek istemiyorlar ve devleti ele geçiren güçler her defasında da geriye doğru katliamları, çökmeleri, şunları bunları yaptığı halde inkar ediyor. Yani nedeni bu. Devleti yönetenler, devleti ele geçirenler için de bu geçerli devletçiler için de bu geçerli. Devletçi kafa da e, bu şeylere basmıyor. Bu tellere basmıyor. Ama e, işte davada avukatlık ücretini valilik ödüyor korucuların şiten davasında. Evet. Ortaya çıkmasın diye de her şeyi yaparlar. TR724'te son derece çarpıcı bir video var ve bunu izlemenizi öneriyorum. Hukuk ihlallerinin ve Türkiye'nin geldiği nokta açısından YouTube'da şu anda çokça, çokça da seyredildi. Ben sadece özetleyeyim. Bu yayından sonra lütfen açın seyredin. Müberra Boşçu eşi ve kendisine yapılan işkenceleri anlatıyor efendim. Diyor ki elektrikli işkence gören eşim yüzüme bakamadı. Artık çocuğum olmaz dedi. Eşimin alnına sorgu sırasında keçeli kalemle hain yazdılar. Eşimi yan odada benimle tehdit ettiler. Bir şey imzalattılar. Gergerlioğlu'na teşekkür ederim işkenceyi meclis kayıtlarına geçirdi. Ve en çarpıcı lafı da şu. Müberra Boşcu'nun Türkiye'de bu kadın ve kendisine yapılan bu insanlık dışı iğrenç muameleyi Anlat, anlatması itibariyle de, anlatma cesaretini bulması itibariyle de e, paylaşılmayı hak ediyor. Çırılçıplak soydular, otur kalk yaptırdılar. Hatırlayın, uşak, öğrenciler, geçen hafta, evvelki haftada gündemdeydi bu konu. Sistematik olarak yapılıyor bu, sistematik, sistematik bir işkence taciz, tecavüz ve dahası. Eşimi yan odada benimle tehdit ettiler diyor. Belki 38 kere, belki 500, belki 338 kere söyledim. Her defasında içimden geçirdim ama bir kere daha söyleyeyim. Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin. Bisiklete binen anayasa mahkemesi üyesi bir zamanlar yargı mensupları kadar mutluydu demiş. İbrahim Özdebak Yeni Asya'da çizdiği karikatürde Süleyman Soylu anayasa mahkemesi başkanını tehdit edip ayar vermişti ya bir tane anayasa mahkemesi üyesi de ben işte bisiklete biniyorum diye işte Twitter'da fotoğrafını çekip koymuş falan filan. Bir de diyor ki yargıya kimse talimat veremez anayasa mahkemesi kararları kesindir uygulanmak zorundadır falan diye anayasa mahkemesini hatırlatmış. Şu olan bitene bir şey desene. Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi üyesi. 10 senedir mahkeme üyesi. Kendi arkadaşlarını tutup aldılar 15 Temmuz'dan bir gün sonra. iki, iki Anayasa Mahkemesi üyesini sorgusuz sualsiz hala hücrede tutuyorlar. Kimse bize talimat veremez. Kararlarımız kesindir. Herkes uymak zorundadır diye yasa maddesini hatırlatıyor. Paspas oldular da. Ama işte anca Öyle bisikletli gönderme yapıyorlar. Türkiye'de halk AB'yi istiyor demiş Yeni Asya Manşet'ten Avrupa Birliği dış ilişkiler temsilcisi Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı bizim değerlerimizi istiyor ve AB'ye yüzünü dönmüş durumda. Bu hep böyle olmuştur. Türk Türkiye'nin yönü batıya dönüktür. Son iki asırdır böyledir bu. 1800'lü yılların başından itibaren 1900'lü yıllar boyunca bu bir batı hayranlığı, batı özençesi değildir. Değerleri itibariyle Türkiye'de, Türkiye'de yaşam biçimi itibariyle, standartları itibariyle benimsenen bir görüştür, benimsenen bir yaşam biçimidir, hayat standardıdır bu. Öteden beri yaklaşık 20 yıldır her Avrupa Birliği dendiğinde veya Avrupa Birliği'ni neden istiyorsun dendiğinde aynı şeyi söylerim. Kriterleri vardır, insanca yaşam kriterleridir, kriterleridir bunlar, evrensel değerlerdir ve bu değerler çatısı altında olmak Türkiye ve Türkiye vatandaşlarının hakkıdır, en tabii hakkıdır. Bunu kovalıyoruz. Avrupa Birliği'ne girmek, girmek bir haçlı birliği. işte efendim Fransızlarla, İtalyanlarla ne bileyim evlilik falan değil yani. Kimse kimseyle de böyle bir ilişki içerisinde değil Avrupa Birliği'nin 27 üye, üye ülkesi arasında. Bu bir değerler manzobesi ve Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Bir bu. İki, Türkiye'de gençlerin başta insanların şu anda Türkiye'yi terk edip gitmek ve yabancı bir ülkede yaşamak isteyenler yüzde yetmişin üzerinde. Gençler özellikle. Türkiye'yi terk etmek istiyorlar. Ve gitmek istedikleri ülke Avrupa, Amerika, Kanada. Rusya değil, Belarus değil, İran değil, Malezya değil, Japonya, Çin, Singapur değil, Arabistan değil, Mısır değil. Avrupa, Amerika, Kanada. Üç bu AKP zihniyeti, bu büfeci kafa dahi, <laughs> Tevfik Göksu'dan hareketle söyleyeyim, bu büfeci kafa dahi çocukların orada okutuyor. İngiltere'de okutuyor, Fransa'da okutuyor, Amerika'da okutuyor, Kanada'da okutuyor. İran Üniversitesi'ne göndermiyorlar. Moskova Üniversitesi'ne göndermiyorlar çocuklarını. Cidde'ye, Riyad'a göndermiyorlar. Malezya'ya göndermiyorlar. Niye? Evet. Dört ve sonuncusu. Türkiye'nin ve Türkiye'deki toplumların, halkların ve Türkiye milletinin yönü batıya dönüktür. Bu böyledir. Bunu hiçbir siyasi gayri siyasi örgütlenme değiştiremez. Bitti. Göreceksiniz eşyanın tabiatına aykırıdır. Yapılmaya çalışılan, yapılmak istenen. Türkiye'yi geriletebilirsiniz, Türkiye'deki insanları, milleti geriletebilirsiniz, dibin dibine düşürebilirsiniz, her anlamda zafiyete uğratabilirsiniz ama dönüp dolaşıp geleceğe ayarlar o ayarlardır. Mustafa Sönmez demiş ki enflasyon sıçrayacak, işsizlik katılaşarak artacak. Evet, Türkiye dibin dibini görecek. Göreceğiz bunu önümüzdeki aylarda. Üzülerek göreceğiz maalesef. Şu anda bile dramlar göğe yükseliyor. Fakat her inişin bir çıkışı olacak. Onu da göreceğiz Allah ömrü verdiyse. eden bir haber. Yüksek hızlı hızlı tren garı ilk 7 ayında sadece Ankara 553 bin yolcuya hizmet vermiş Bakanlık yüklenici Limak Kolin Cengiz ortaklığına her yerde aynı ortaklık. Sözleşme gereği 7 ay için yolcu başına 1,5 dolardan 3 milyon yolcu garantisi vermiş. Yani diyor, kullanmayan 2,5 milyon yolcu için 27 milyon TL ödenecekmiş. Bundan dolayı enflasyon sıçrayacak ve işsizlik katılaşarak artacak. Yukarıda soygun böyle de aşağıda farklı mı? Karpuz kabuğu bile yedirdiler diyor. Neymiş işte ona bakalım. Bahsediyoruz ya gıdalardaki e, sahteciliklerden falan işte boyalı çay, e, at eti, sucuk. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bile e, Lale Gül e, kasabında at eti çıktı. Şimdi başka teknikler varmış. E, hürriyet ekonomide bu böyle parça parça e, paylaşılmış. Mesela... Etin kilogram fiyatı belli. Önünüze gelen 150-200 gramı döner etinin fiyatı nasıl oluyor da etin 150-200 gramından ucuz olabilir düşünün diyor. Sahte dönerin içine hayvanların iç organları bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntıları katılıyor. Bu karışım anlaşılmasın diye lohusa şerbetiyle renklendiriliyor. Antep fıstığı değil bezelyeymiş efendim. O Antep fıstığındaki yeşil şey baklavadaki yeşil fıstık. Şöyle oluyormuş şerbette şeker yerine tatlandırıcı ve mısır glikozu kullanılıyormuş. Ceviz yerine leblebi tozu şeker yerine de mısır şurubu kullanılıyormuş. Tereyağlı diye satılan baklava tereyağı aroması veya margarin ekleniyormuş. Antep fıstığı yerine de bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı kullanılıyormuş. En ilginci de bu. Karpuz kabuğunun yeşil kısmı incecik hale getirilip salatalık izlerimi veriliyor ve cacık yapımında kullanılıyormuş. Yukarı böyle de aşağı farklı mı işte? Çürüme her yerde. Bir çürüme örneği daha. Bir vicdansız vatandaş arabasının arkasına bir köpeği işte bu şekilde bağlamış, sürüklemiş. Ondan sonra da işte demiş ki yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var falan filan. Sonra da işte birisi bulmuş, sahip çıkmış falan. Fakat sürücü hakkında para cezası kesilmiş. Bu insanları bu insanları böyle bir orantılı bir ceza. Yani bir köpek çiftliğine falan vereceksiniz. Birkaç sene köpekleri besleyecek orada. Ceza budur yani. Amerika başkanlık seçimlerinde Trump'a 17. taciz suçlaması yani Hollywood starları bir tane iddiayla, bir suçlamayla ki 30 yıl geriden, 40 yıl geriden gelen iddialar ve suçlamalar var. Tabi ortada ne bir fotoğraf, ne bir belge, ne bir... Ta Hiçbir şey yok. Diyor ki işte filan yerdeydik, beni evine çağırdı, gittim işte böyle böyle. Beni taciz etti. Bir üçüncü tanık da yok yani. Bundan dolayı insanların hayatı bitti, sinema kariyerleri bitti. E, kariyer yani bir daha kafayı kaldıramayacak halde ne teklif alıyorlar ne başka bir şey. Mevcut filmleri de izlenmiyor falan. Böyle insanlar var. Aynı Amerika'dan bahsediyorum ama ülkeyi yöneten kişinin... Kişi hakkında 17. taciz suçlaması var. Bunun başkanlık seçimleriyle çok fazla alakası yok. Bugüne kadar bir düzineden fazla kadın basın toplantısı yaptı. Yani çoğu da tanıklarıyla falan anlattı. Birlikte fotoğrafları falan var. Mesela bu son sonuncusu da böyle eski bir modelmiş. İşte birlikte. A, e, özür dilerim, ee, ABD açık tenis turnuvası, turnuvasının lojasında seyretmiş. Ee, Trump'ın lojasında seyretmiş bu kadın falan filan birlikte. Orada da taciz etti falan. Fakat enteresan işte aynı Amerika'da aktörlerin siyasi hayata biterken başkana bir şey olmadan devam ediyor. Böyle de bir e, tarafı var. Dünya biraz da böyle. Bu renkli siyasi değil, magazin haberiyle de bir manşet programını ve haftayı kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Önümüzdeki hafta başında tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.